Merhaba, bugün kabaklı pilav yapıyoruz. Bunun için malzeme listesini veriyorum. 3 adet büyük boy kabak ince ince doğradım şu şekilde. 1,5 su bardağı pirince ihtiyacımız var. 1 büyük havuç. Yarım kilo tavuk göğsü ince doğranmış kuşbaşı şeklinde. Köri, karabiber, pul biber, tuza ihtiyacımız var baharatlardan. Biraz tereyağı ve bir miktar da sıvı yağ ihtiyacımız var. Öncelikle pirinçleri yıkadım ve üzerine geçecek kadar sıcak su koydum. 20 dakika kadar, 20 dakika yarım saat kadar pirinçlerimi sıcak suda bekletiyorum. Kabaklarımı bir fırın tepsisine aldım. Şimdi sıvı yağın içerisine biraz pul biber ilave ettim ve kabakların üzerine alt üst sürüyorum ve fırına vereceğim. Biraz yumuşamasını sağlayacağım kabakların. Şöyle arkalarını da çevireceğim. Arkalarını çeviriyorum. Şimdi çevirmiştik. İsterseniz ızgara da yapabilirsiniz kabakları. Ya da böyle daha kolay fırına verebilirsiniz. Şimdi ben 10-15 dakika fırında yumuşayana kadar bunları pişiriyorum. Bir tencereye önce tereyağını alıyorum. Biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. Yağ erimeye başlayınca tavuklarımı ilave edip önce tavukları pişiriyorum. Tavuklar biraz pembeleşmeye başlayınca havuçları da ilave edip kavuruyorum. Çok az, şöyle 1-2 dakika çevireceğim. Bu arada baharatlarımı ilave ediyorum. Köri, karabiber ve pul biber vardı. Dakika soteli. Pirinçler 20 dakika kadar sıcak suda beklemişti. Şimdi onları süzdüm, tekrar yıkadım ve kavurmak üzere alıyorum tavama. Birazcık kavuruyorum. Dakika kadar da bunları kavurdum. 2 dakikada pirinçlerimi kavurdum. Şimdi benim tavuk suyum yok. O yüzden şöyle buzluğumda ilikli kemik suyu vardı. Biraz lezzet katsın diye onu ilave edeceğim. Bu hazır değil. Doğal olarak yapılıp dondurulmuş. Kemikli ilik suyu. Bulyon değil yani. İsterseniz bulyon da kullanabilirsiniz. 1,5 bardak pirincim vardı. Suyunu göz kararı ilave edeceğim. Pilavı böyle yapıyorum çünkü ben. Şöyle üzerine geçecek kadar su ilave edeceğim. Düzleştirip bakıyorum. Evet. Üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Bir daha karıştırıyorum şöyle. Ağzını kapatıyorum. Önce yüksek ısıda, sonra da altını kısarak pilav suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilavımız pişti. Şöyle bir karıştırıp kapatıp demlenmeye bırakıyorum.
Kabaklarımız pişti. Fırından çıkardım. Şimdi şöyle güveç kaplarım var. Onları da yağlıyorum. Aslında kabaklar yağlı ama yine de yapışmaması için şöyle her tarafını yağlıyorum. Bir tepsi daha kabak fırına verdim. Onlar da pişiyor şimdi. Kabakları şöyle bir kısmını sarkıtarak dizeceğim. Ne kadar sık olursa aslında o kadar iyi oluyor. Gördüğünüz gibi çok kaba kalıyor aslında. O yüzden mümkün olduğunca tepsiye sığdırabildiğiniz kadar kabak koymanız gerekiyor. Şöyle. Evet, bir tane daha alacak. Onu da koyuyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Biraz pilava yer açıyorum. Çanaklarımın ortasına da pilav yerleştiriyorum. Ve kabakları üstüne kapatıyorum. Bol sebzeli bir pilav. Alt kısmı çok önemli değil, tabağı ters çevireceğim için. Hepsini bu şekilde 3 tane yapacağım ben. 3'ünü de yapıp 5 dakika kadar fırına vereceğim. 200 derecede 5 dakika kadar pişiriyorum. 5 dakika sonra fırından çıkarıyorum ve şöyle tabakta ters çevireceğim. Çok sıcak tabii. Evet, ters çevirdik tabağı. Şimdi üzerini şöyle havuçlarla süsleyeceğim. Ortasına da mısır koyuyorum. Ve şöyle yanına bir de dereotu. Pilavımız sunuma hazır. Afiyet olsun. Pilavımız sunuma hazır. Afiyet olsun.